Hayata dair püf noktalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir bitki besini tarifi paylaşacağım. Bu bitki besini gerçekten çiçekler üzerinde çok etkili ve ben uzun süredir bu bitki besinini çiçeklerimde uyguluyorum ve gerçekten çok faydasını gördüm. Bu bitki besini kullandıktan sonra çiçeklerimde daha bir canlılık, daha bir parlaklık ve bol bol çiçek açmasına yardımcı oldum. Ve bu yöntemi daha önce eğer hatırlarsanız orkidelerde de kullanmıştım ve. Orkidelerde çok faydasını gördüm, orkidelerin hızlı bir şekilde tomurcukların çiçeğe dönmesine ve daha canlı ve iri yapraklar oluşmasına yardımcı oldum ve bunu diğer çiçeklerimle de uzun süre deniyordum ve olumlu sonuçlar aldıktan sonra sizlerle de paylaşmak istedim. Şunu da belirtmek istiyorum. Kesinlikle kullanmadığım ve memnun olmadığım hiçbir karışımı sizlerle paylaşmıyorum. Önce kendim kullanıyorum ve daha sonra faydasını görürsem sizlerle paylaşıyorum. Ve diğer videolarımı eğer bakarsanız hep aynı çiçeklerimi sizlerle paylaşıyorum çünkü hep bu çiçekler üzerinde sizlere gösterdiğim için sizlerin de sonuçların ne kadar etkili olduğunu ve çiçeklere ne kadar fayda sağladığını görmeniz için bu çiçeklerimi aynen sizinle paylaşıyorum. Eğer sizler bu paylaşmış olduğum sıvı besinlerinden emin olamıyorsanız mesela ben ilk bir uygulama yapacağım zaman önce bir çiçeğimde ya da iki çiçeğimde deniyorum ve olumlu sonuçlar aldıktan sonra diğer bütün çiçeklerimin hepsini uygulamayı oluyorum. Sizde de tavsiyem bu şekilde yapmanız. Bugünkü uygulayacağım bitki besini pirinç suyu. Pirinç zaten günlük hayatımızda çok kullanmış olduğumuz bir gıda. Özellikle pilav yaparken, çorba yaparken mutlaka pirinç kullanıyoruz. Ve ben bekletmiş olduğum pirinç suyunu kesinlikle dökmüyorum. Bunu çiçeklerime veriyorum. Fakat tabi burada dikkat etmemiz gereken daha önce orkidelerde de bununla ilgili sorular gelmişti. Tuzlu su kesinlikle vermiyoruz. Çünkü tuzlu su çiçeklerimize zarar verir. Sadece pirincin beklemiş olduğu suyu çiçeklerimiz için kullanacağız. Özellikle evde yetiştirdiğimiz çiçekleri mutlaka Mutlaka belirli aralıklarla bu şekil takviyelerde bulunabiliriz besin takviyelerinde. Çünkü dışarıdaki doğal yaşama baktığımız zaman dışarıdaki çiçeklerde, bitkilerde mutlaka doğanın zaten kendi döngesinde bir geri dönüşüm olduğu için bütün atıkların hepsi onlara fayda olarak gidiyor. Fakat evde beslemiş olduğumuz çiçeklerde sadece su veriyoruz ve toprakta da yeterli vitaminler, mineraller olmadığı zaman çiçek nedir gelişimi çok fazla sağlayamıyor. O yüzden Bizler de bu tarz. Pirinç suyu ya da yumurta kabuğunun suyu, muz kabuğunun suyu, sarımsak kabuğunun suyu, soğan kabuğunun suyu, bunların hepsi gerçekten çiçeklerimize çok ama çok faydalı gerekli vitaminleri veriyor. Şimdi hazırlanışına geçelim. Evet nasıl hazırlayacağız? Burada miktar kesinlikle önemli değil. Ne kadar pirinç kullanacaksanız ona göre ayarlayabilirsiniz. Ben mesela çiçeklerime göre yarım çay bardağı pirinç ve üzerine 2 su bardağı kadar suyumu ilave ediyorum. Burada eğer sıcak su kullanırsanız sıcak Sıcak su pirinç içindeki vitaminlerin daha da hızlı ve daha da fazla geçmesine yardımcı oluyor. Ya da soğuk su da koyabilirsiniz. Ama önemli olan bunu mutlaka bekletmek gerekiyor. Bu süre yarım saat ya da bir saat olabilir. Sıcak su yer koyacaksanız yarım saat bekletmeniz yeterli. Ama eğer soğuk su koyacaksanız bir saat bekletebilirsiniz. Bir saatte daha güzel vitaminleri suya geçmiş olacaktır. Ve bir saat sonunda çiçeklerimizi e, süzüp bunu kullanabileceğiz. Ve e, suyu kullanırken mutlaka e, ılımış olması gerekiyor. Yani sıcak su dökmüyoruz. ve burada önemli olan noktalardan bir tanesi yapmış olduğumuz mesela bu su kaç gün bekleyebilir? E, en fazla 2 gün bekletebilirsiniz. Çünkü fazlası artık e, vitaminlerin gitmesine ve de belki kokmasına sebep olabilir. Bu noktada da sorular geliyor. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Evet yeterince bekledi. Yarım saat beklettim ben ve şimdi pirincimin suyunu süzeceğim ve gördüğünüz gibi bir püskürtme kabının içerisine koyup çiçeklerimi bu şekilde vereceğim. Genelde ben çiçeklerimi bu şekilde suluyorum. Çünkü böylelikle çiçek sadece ihtiyacı olan suyu almış olacak. Fazla su almamış olacak ve köklerinde çürümesine sebep olmamış olacaktır. Evet suyumu ilk olarak kalan şu çiçeğine vereceğim. Kalan şu çiçeği daha önceki videolarımda görmüşsünüzdür. Çok hızlı büyüdü. Vermiş olduğum besin takviyeleri sayesinde görüyorsunuz bakın çok güzel çiçek açtılar ve giderek büyüyor tomurcuklarım ve uzun süredir de çiçekli çiçeklerinde dökmüyor. Bu vermiş olduğum pirinç suyu da gerçekten kalan şöyle da çok faydası oldu. Bu karışımı bütün çiçeklerinize gönül rahatlığıyla verebilirsiniz. Kesinlikle bir zararı olmuyor. Peki bu karışımı kaç günde bir kullanabiliriz? 2 haftada bir kullanmamız uygundur. Daha da sık kullanmaya gerek yoktur. Zaten kış ayında olduğumuz için çiçeklerimiz çok da fazla suya ihtiyaç hissetmiyorlar. Bu sıvı besinleri, bitki besinlerini dönüşümlü olarak verebilirsiniz. Ve şimdi menekşelerimi ee, suluyorum. Bakın menekşelerim de bol bol yaprak vermeye başladılar ve ee, çiçekleri de gayet güzel, kocaman oldu. Uzun süredir de çiçekli. Şu anda gerçi menekşemin çok fazla suya ihtiyacı yok. Evet, aloe vera. Aloe veraları da bunları kullanıyorum. Aloe veraları da çok faydasını gösteriyor. Özellikle yapraklarının daha dik ve canlı durmasına yardımcı oluyor. Evet bu kalan çiçeğim 2 aydan uzun süredir neredeyse çiçekli. Bakın görüyorsunuz sararan çiçekleri var. Bunları mutlaka çiçeklerinize eğer böyle sararan çürüyen çiçekler varsa koparırsanız diğer çiçeklerin daha hızlı tomurcukların çiçek açmasına yardımcı olacaktır. Evet bu aloe vera'mda da bakın kullanıyorum. Gördüğünüz gibi bol miktarda yavrusu var. Ee, yani gönül rahatlığıyla kullanıyorum. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Gayet de aloe veraların gelişimine yardımcı oluyor. Özellikle size bakın bu e, kurdele çiçeğimi göstermek istiyorum. Gerçekten pirinç suyu kurdele çiçeğine inanılmaz iyi geliyor. Yani pirinç suyunu verdikten bir gün hemen sonra e, pirinç suyunun etkisiyle çiçeğin yaprakları dimdik duruyor ve hemen havaya kalkıyor. Bu da gerçekten ne kadar faydalı olduğunu gösteriyor. Bakın bu yavruların da pirinç suyu verdikten sonra çok hızlı bir şekilde büyümeye başladılar. Gördüğünüz gibi bakın diğer yavrusu da. Yine aynı şekilde bu çiçeğime de kullanıyorum. Bu çiçekte bakın diğer videolarımda izlediyseniz uzun süredir bu şekilde canlılığını koruyor. Normalde bu çiçeği çok uzun ömürlü olmaz diyorlar ama vermiş olduğum vitaminler sayesinde gayet canlı duruyor. Orkide mi de Görüyorsunuz. Yine aynı şekilde gayet canlı ve güzel ve pirinç suyu gerçekten orkidelere de inanılmaz iyi geliyor. Yani eğer vitaminleri dönüşümlü olarak verirsek bu şekilde e pirinç suyu ve diğer vitaminleri gerçekten çiçeklerimizin ne kadar canlı olduğunu ve ne kadar çok çiçek açtığını da görmüş olacağız. Özellikle orkidelerin dal ve keiki vermesine yardımcı oluyor. Eğer keiki ve dal istiyorsanız bu suyu belirli aralıklarla kullanabilirsiniz. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup destek verebilirsiniz ve gelen bildirimlerden haberdar olmak için zil sesini de açabilirsiniz. Bu bitki besinlerini eğer kullanıyorsanız kullandıktan sonraki sonuçları yorumlara yazarsanız diğer kullanıcılar da bu konuda fikir edilmiş olurlar. Ve sorularınız varsa sorularınızı da yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Hoşçakalın sağlıkla kalın.